Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için puf puf kabaran lokmalık sakallı borç hazırlayacağım. Gerçekten evimde çok sıklıkla yaptığımı herkes tarafından tam puan alan bu tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Misafirlerinize ve çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz yumuşacık dokusuyla puf puf kabaran borça tarifi. Hazırlayacağımız bu borçaları lokmalık olarak hazırlayacağız. Hem görünüşüyle hem de sunumuyla daha güzel olacak. Dilerseniz tarifimize geçelim. Yumuşacık bir hamur yapmamız gerekiyor. Yoğurma kabımıza 1 paket yaş mayamızı alalım. Dileyenler 1 paket kuru maya da kullanabilir. 1,5 su bardağı ılık sütümüzü ekleyelim. 1 çay bardağı ılık su. 2 yemek kaşığı toz şeker. 2 tatlı kaşığı tuz. Mayamız ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Eriyen mayamızın içerisine 2 adet yumurtamızın akını alalım. Sarılarını üzerine sürmek için bir köşede bekletelim. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 şişe maden suyu ekleyeceğiz ama birden eklemeyin arkadaşlar. Mutlaka oda ısısında olması gerekiyor. Yavaş yavaş ilave ederek karıştıralım. Hamurum için toplamda 10 su bardağı un eledim ama bu sizde değişebilir. Önemli olan burada ununuzu azar azar ilave etmeniz. Birden eklediğiniz zaman hamurunuz çok sert olabilir. Katı kıvamlanana kadar çırpıcıyla karıştıracağım. Bu şekilde daha kolay oluyor. Hamurumu toparlamak için 1 su bardağı daha un aldım elime. Elimle pürüzsüz kıvamı alana kadar hamurumu güzel bir şekilde yoğurmaya devam edeceğim. Toplamda 11 su bardağı un kullandım. Net bir un sayısı vermek doğru değil arkadaşlar. Çünkü herkesin kullanacağı malzemeye göre un sayısı gerçekten değişiklik gösterebiliyor. Hamurumu pürüzsüz kıvama gelene kadar elimle yoğurdum güzel bir şekilde. Üzerine bir streç ününü kapatalım ve 45 dakika boyunca mayalanması için bir köşede bekletelim. Hamurumu tam 45 dakika boyunca mayalandırdım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kabarmış gerçekten. Hemen üzerini açalım. Elimizi bu şekilde havasını aldıktan sonra ceviz büyüklüğünde bezeler alacağız. Hafif böyle un serpeceğim. Ceviz büyüklüğünde bezeler alalım ve pişirme kağıdı sermiş olduğumuz fırın tepsisine sırasıyla dizelim. Dediğim gibi ben lokmalık yapacağım ama sizler daha büyük yapabilirsiniz bu borçayı. Çok fazla un serperseniz eğer borçalarınız kurur. Lokmalık borçalarım hazır. Vermiş olduğum ölçüden tam 3 tepsi bu şekilde borça çıkıyor. Ama sizler dilerseniz bezelerinizi daha büyük şekilde alarak da yapabilirsiniz. Üzerine bir örtü örtelim ve tepsi mayası için 15 dakika boyunca bir köşede bekletelim. Borçalarım hazır. İlk tepsimi 15 dakika boyunca mayalandırdım. İkinci tepsimi de bir 15 dakika daha mayalandıracağım. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısını fırçayla çırpalım. Borçalarımızın havasını söndürmeden güzel bir şekilde sürelim. Çok bereketli bir borça tarifi. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında borçalarımızı kontrollü bir şekilde pişirelim. Borçalarım çok güzel bir şekilde pişti ve yumuşacık oldu arkadaşlar. Sizlere hemen bastırmak istiyorum. Pofidik pofidik bir borça tarifiydi ve bu borçamızı sodadan yaptık. Gerçekten ayrı bir lezzet katıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Borçalarımızı tabii ki de bu şekilde bırakmayacağız. Onları güzel bir şekilde süsleyerek servise hazırlayacağız. Hemen borçamın arasını bir bıçak yardımıyla yarıya kadar keseceğim arkadaşlar. Çok fazla kesmenize gerek yok. Birazcık krem peyniri alacağım ve borçamın içerisine ve dışarısına güzel bir şekilde süreceğim. Sizler krem peyniri yerine labne peyniri de kullanabilirsiniz. Evet, dışarısına da birazcık sürdüm. Evet, iki kenarına sürdükten sonra ince ince doğramış olduğum maydanozuma batıracağım. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Borçalarımın yarısını çikolata ile süsleyeceğim. Sizlere de hem fikir olmuş olur. Aynı şekilde bir tane borçamızı alalım.
İçini size göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık, puf puf kabaran bir borça tarifi. Hemen ekmeğe sürülebilen çikolatayı borçamın arasına ve dışına süreceğim. Çikolatamı pasta süsüne batıracağım. Ben borçayı tatlı seviyorum diyorsanız mutlaka bu tarifi bu şekilde deneyebilirsiniz. Diğerini de fındığa batıracağım arkadaşlar. Aynı şekilde arasına çikolata süreceğim. Hemen bunu da fındığa batıracağım. Elinizi şu şekilde bastırın ki fındıklarınız düşmesin. Puf puf kabaran sakallı borçaların servisi hazır arkadaşlar. Hem damağınıza hitap edecek hem de sofralarınıza şıklık katacak muhteşem bir lezzet. Gerçekten tereddüt etmeden yapabileceğiniz borça tariflerinden biri. Sizlere fikir olsun diye borçamı 3 şekilde süsledim. Sizler de arzu ettiğiniz gibi damak tadınıza göre bu borçaları tüketebilirsiniz. Hemen sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Olabildiğince bastırıyorum arkadaşlar. Fırından çıkardıktan sonra mutlaka 15 dakika üzeri kapalı bir şekilde borçalarınızı bekletin. Yumuşacık görmüş olduğunuz gibi severek beğenerek tüketeceğiniz lezzetlerden biriydi. Umarım sizler de beğenir ve evlerinizde yaparsınız. Deneyecekler şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok ama çok önemli arkadaşlar. Şimdiden beğenip yorum yazan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla, yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.